Gezici'nin son anketi uzun süredir yanıtını beklediğim soruyu cevapladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında baş başa kalırsa Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçiyor. Fark şimdi az gibi ama emin olun bu fark giderek açılacak. Çünkü ilk kez başka isimler geçmeden Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun baş başa yarıştırıldığı bir anket görüyoruz. Zaten İmamoğlu'ydu, Mansur Yavaş'tı, artık onların adaylığını unut. Yazın bir kenara, unut. Şimdiye kadar son seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü tüm anketlerde Erdoğan'la bu iki isim yarıştırılıyordu. Artık geçti o günler. Bundan böyle Kılıçdaroğlu'nun ismini göreceksiniz anketlerde. Nedenini sormayın. Önceki analizlerime bakın. Kılıçdaroğlu aday. CHP bir aday çıkaracaksa o aday doğal olarak genel başkanı Kılıçdaroğlu olacak. Nokta. Sormayın diyorum işte niyesini. Nokta. O konu kapandı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdiye kadar hep şöyle bir imaj vardı. Neymiş efendim, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz, bu halk ona oy vermezmiş. Halktaki bu genel olduğu sanılan ama tamamen dezinformasyondan ibaret bu sözde algı, öncelikle anketlerde Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin öne çıkarılmasından kaynaklanan bir algı. Vatandaş ne yapsın? Erdoğan öncelikle başka isimlerle yarıştırıldığı kamuoyu araştırmalarına bakıyor. Ha, demek ki bu halk ona oy vermiyor sanıyor. Bu sanal gerçekliği doğru bir önerme olarak kabul ediyor. Keza anketçi de ne yapsın? Kılıçdaroğlu aday olmayacağım imajı verdiği için diğer isimleri öne çıkarıyor. Anketine oy veren vatandaş ne yapsın? Adaylığını net açıklamayan ve hep ortak adayı arayışındaymış görüntüsü veren Kılıçdaroğlu'nu zaten aday olmayacak diye kafasından bile geçirmiyor. Ama kazın ayağı artık öyle değil. Kılıçdaroğlu aday. Ama ortak aday olmayı istiyor. Millet İttifakı kendisini ortak aday göstersin istiyor. Tabii ortak aday ben olacağım diye dayatmıyor ama ille de ortak aday da ortak aday diye pazarlık kapısını açık tutuyor. En önemli meselesi de Akşener'in çok mecbur kalırsa ve gerekirse sadece kendi partisi adına aday olmak istemesi. Ve tabii mümkünse de ortak aday olmak istemesi. En önemli meselesi bu Kılıçdaroğlu'nun. Akşener bu talebinden vazgeçmediği sürece de Millet İttifakı hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in adaylığıyla çoklu aday çıkarabilir. Çok aday çıkarabilir. İkinci turada hangisi kalırsa oylar oraya kayar. Akşener'se. Akşener'e, Kılıçdaroğlu ise Kılıçdaroğlu'na. Her ikisinin partisinin oyları da diğer ittifaktakilerinde. Ama ben şahsen Akşener'in Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini düşünmeye başladım bile. Niye vermesin? AKP-MHP oyunuyla partisi seçimlere sokulmayacakken hayatını kurtaran Kılıçdaroğlu'na manevi diyetini ödemeyecek de kime ödeyecek? Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilidi olan Kürtlere. İslamcı Kürtleri hadi bir yana bırakın. HDP'li Kürtler Erdoğan'a mı, Akşener'e mi yoksa Kılıçdaroğlu'na mı oy verir? En çok kızdıklarını devirmek için en az kızdıklarına verirler. O da Kılıçdaroğlu'ndan başkası değil. Keza belli ki Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nun partilerine de ilk seçimlerde parlamentoya girmesi için el verecek. Bu ikisi de AKP'den kopan partinin seçmenleri. Bu iki partinin seçmenleri AKP'den kopan. Kılıçdaroğlu'na bırakın ikinci turu, birinci turda bile oy vermesinler de kime versinler? Onların partisine el verecek Kılıçdaroğlu'na vermesinler de kime versinler? Keza Saadet de benzer durumda değil mi? Tabii ki içlerindeki kırılmalar yaşanacaktır ama çoğunluğun gideceği adres belli. Kendilerini sahiplenen Kılıçdaroğlu. Tüm bunlar kuşkusuz çantada kilitlik değil ama azıcık vicdan sahibi olanın gideceği yer belli. Tüm Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayıp kutuplaşmadan uzak geniş bir koalisyon vaat eden Kılıçdaroğlu. Peki o zaman sorun nerede? Nerede söyleyeyim mi? Sadece ve sadece bazı CHP'lilerde. CHP'li olmayanlarda var olmayan sıkıntı CHP'lilerde var arkadaş. Çok uzaldılar ama çok yürütücüler ve fakat sadece onlarda var sıkıntı. CHP'nin böyle her şeye muhalif, her daim mutsuz ve umutsuz, biz olsak daha iyi yapardık diyen ve hiç değişmeyen küçük bir mutsuz azınlığı var maalesef. Tüm gürültü de onlardan çıkıyor.
Özünde her şeye muhalif ve her şeyi soruşturan CHP'nin klasik tabanını da partisinden vazgeçiremeseler de etkiliyorlar. Umutsuzluğa düşürüyorlar. Karamsar düşünmelerine yol açıyorlar. Şimdi gelelim bu her daim mutsuzların savlarına. Neymiş efendim, Kılıçdaroğlu hiç seçim kazanamamış ki. Yok bilmem kaç seçim kaybetmiş. Daha burada ne duruyormuş. Tabii böyle diyen arkadaşın derdini biraz deşince altından hep benim beğendiğim falanca gelse veya hep sen ben meselesi çıkıyor. Doğru, Kılıçdaroğlu defalarca seçim kaybetti. İyi de 20 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan bugünlere gelene kadar tam kaç seçim kaybetti, haberiniz var mı? Say say bitmiyor. Haberiniz var mı? Bu işler öyle kolay olmuyor. Hem de CHP gibi 40 yıldır iktidar hasreti yaşayan, Kılıçdaroğlu'ndan önce de 40 yıldır hep kaybeden bir partide. Bu hastalıklı, her şeye muhalif, benim olsun küçük olsun diyenleri biraz olsun yola getirmek bile kaç yıl aldı biliyor musunuz? O seçim kaybetti dediği yıllar var ya, o yıllar ancak bunları yola getirmeye yetmedi be. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu icraatlarıyla bu kuru gürültücüleri yenmeyi başarabildi. Ancak başardı bu sürede. Şimdi de sıra asıl yenmesi gerekenlerde. Farkında mısınız? Türkiye'nin gündemi artık AKP ve Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu belirliyor. Alo, orada mısınız? Kılıçdaroğlu yönetiyor, o belirliyor artık. Şimdi o ezberleri bozunca da 2019 yerel seçimleri zaferi geldi. O zafer nasıl geldi sanıyorsunuz? O dinci, bu PKK'lı Kürt, yok o sol liboş, yok şu yok bu diye sizin kızıp Kılıçdaroğlu'nun ise diyalog kurdukları sayesinde geldi. Alo, orada mısınız? Onlar sayesinde geldi. CHP son yerel seçimlerde istemezükçü takımın burun kıvırdıklarının hepsinin oylarını alarak Ankara'yı, İstanbul'u aldı. Bu sefer de başladılar ama Mansur kazandı ama Ekrem kazandı diye kıvırtmaya. Yok öyle bir dünya. Bunlar başarılı isimler tabii. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'ydu ama yok öyle bir dünya. Arka planda kazanan bir strateji var. Sen, ben, şu, bu. Buzdağının sadece görünen yüzü. Yani bırakın palavrayı. Kılıçdaroğlu'nun oya gibi işlediği partiyi geniş ittifaklara aşma stratejisi olmasa siz ne İmamoğlu'nun adını duyardınız ne de Mansur Yavaş'ın. Geçin bunları, geçin. Geçin. O başarılı isimleri ortaya çıkaran da bizzat iyi Kılıçdaroğlu'nun stratejisidir. Sizin kafanızdaki CHP'ye gelir miydi Mansur Yavaş sanıyorsunuz? Pardon yani. Siz küçük olsun benim olsuncular aklınızın bile ucundan geçiremezsiniz Mansur Yavaş'ı. Neymiş? Halk onlara oy vermiş ama CHP hep yerinde sayıyormuş Kılıçdaroğlu yani. Vallahi açın son yerel seçimlerin oy oranına, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si neredeyse 40 yıl sonra %30'u aştı. Alo, orada mısınız? Geçiniz beyler, bunları geçiniz. CHP'nin gücünü dünden bugüne düşüren varsa o da sizlerdiniz. Küçük olsun benim olsun diye sürekli partiyi hırpalayanlardı. Ama artık karamsarlığınız bir işe yaramayacak. CHP artık yükselişte. Ama öyle, ama böyle. Sizin gürültünüz ise düşüşte. Sizin kafa ne AKP'den kopanlarla ittifak yapabilir ne de Kürtlerle. Sizin kafa küçülmeye çalışıyor. Anlayın artık. Büyük olsun. Hepimizin olsun zihniyetini anlayın artık. Neymiş, Kılıçdaroğlu Alevi'ymiş, Sünni seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermezmiş. Türkiye'nin de CHP seçmeninde çoğunluğu Sünni, ben de Sünniyim. Biz veriyoruz işte. Beni orası burası hiç ilgilendirmiyor ama demiş olmak için diyelim. Bu adam Türk değil mi? Bu adam Müslüman değil mi? Bu adam ülkenin vatandaşı, vatanseveri değil mi ya? Tabii ki Alevi diye oy vermeyecek olan sofu kafalılar olacak elbette. Onlar da kala kala %35 kaldı ve zaten o %35 de ağzınızla kuş tutsanız memleketi batıran AKP'ye yine oy verecek zaten. Alevi'ye oy vermez denilen halk, o halk işte o %35, o kadar. O cehaleti değiştiremezsiniz zaten. En azından şimdiden değiştiremezsiniz. İnşallah o da değişecek ileride. Geriye kalan ezici çoğunlukta sen de ben de öyle bir sıkıntı yok. Nokta. Yahu hem pardon da siz değil miydiniz zaten bu AKP İmam Hatipliği bile deist yaptı diyen? Alo, ne oluyor yani? Deist de mi Alevi'ye oy vermez? Güldürmeyin beni. Geçti o işler, geçti. Yok Türkiye'nin öyle bir sorunu. Olmamalı da zaten. Neymiş, Kılıçdaroğlu Tunceli Kürtmüş. Ağza alınması bile hoş olmayan şeyler bunlar. Kürt olsa olur, ne olur olmasa ne olur. Turgut Özal neydi, İsmet İnönü neydi? Erdal'ın önü neydi, Cemal Gürsel neydi? Kafatası mı ölçeceksiniz? Hadi oradan. Hani onu da doğru bilseniz.
Kılıçdaroğlu dert etmiyor ama kökleri Türkmen. Kürt olduğunu bile düşünmüyor. Memleketi Tunceli zaten öyle karışık bir yer ki Türklerin Kürtleştiği, Kürtlerin Türkleştiği ilginç bir coğrafya. Hadi gidin oradan başka kapıya ya. Arkadaş siz hala meseleyi anlamadınız. Bir dönem bitiyor. Erdoğan dönemi bitiyor. Hakkını yemeyelim. Adam çelik gibi çıktı. 20 yıl dayandı. Ama çeliğin bile bir ömrü var. Ve artık o ömür de bitiyor. Ve bu halk artık kutuplaşma istemiyor. Toplumsal barış, uzlaşma istiyor. Tüm kesimler bir arada kavgasız yaşamak istiyor. Ekonomik refah istiyor. Yarı batık Türkiye'nin başka çıkışı yok zaten. Diyelim ki istemiyor. Vallahi o da umurumda değil. İsteyecek, istemek zorunda. Ben böyle istiyorum kardeşim. Türkiye'nin çıkışını uzlaşmacı, mütevazi, hırsız olmayan bir liderden başkasında göremiyorum. O kadar. Ben istiyorum ben. Halkımın iyiliğini, esenliğe çıkmasını orada görüyorum. Tüm bu özellikleri de en çok Kılıçdaroğlu'nda görüyorum. Kimse kusura bakmasın, onu da görüyorum. Ey CHP'liler, herkes farkına vardı. Kendi liderinizin biraz da siz farkına varın yahu.